Pek çok alanda da Türkiye ile Amerika'nın çıkarlarının örtüştüğünü görüyoruz biz aslında. Mesela Suriye'de İran'ın etkisinin, nüfuzunun dengelenmesi, Beşar Esad rejiminin ayakta kalacaksa, ki kalacağı belli, güçsüz bir rejim olarak ayakta kalması. Çünkü İran konusu da bununla alakalı. Diğer tarafta mesela Rusya konusunda pek öyle değil. Rusya'nın da Amerika'nın buradaki, yani Amerika'nın Rusya'nın Suriye'deki, Doğu Akdeniz'deki nüfuzunu dengelemek gibi veyahut işte orada bir varlık göstererek bir pozisyon oluşturmak gibi bir niyeti, derdi var. Burada Türkiye nasıl bir tercih yapabilir? Çünkü yeni bir soğuk savaş formatı ortaya çıkıyor Amerika ve Rusya arasında. Her ne kadar Beyaz Saray, Trump yönetimi Rus yanlısı yahut Ruslarla yakın ilişkiler içinde ola gelmiş falan gibi gözükse de Rusya ve ABD'nin çıkarları ciddi manada çatışıyor ve zaten Beyaz Saray'dan yapılan bu açıklama McMaster tarafından yapılmıştı sanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Amerika'nın ulusal stratejik güvenlik belgesi de revizyonist ülkeler, yani dünya düzenini revize etmeye çalışan iki ülke, Çin ve Rusya, bir numaralı tehdit olarak görmüştü. Şimdi burada çatışan çıkarlar var. Artı bu ortak metinde, ortak açıklamada deniyor ki işte PKK da sayılıyor. PKK'nın IŞİD'in ve El-Kaide'nin uzantılarına karşı ortak mücadeleden bahsediyor bu açıklama. PKK'nın uzantısı olarak YPG'yi anlıyoruz. Peki El-Kaide'nin uzantısı olarak neyi anlıyoruz? El-Nusra adını değiştirse de. Hayat Tahrir. El-Nusra, işte Hayat Tahrir, Şam, yani Şam'ın özgürlüğü heyeti. Şimdi o zaman ama yani bugün İdlib'deki Türkiye'nin gözetleme noktaları, ki şimdi bir altıncısı dün oluşturuluyor bunun üzerine. Yani yeni bir konvoy girdi ve Manhattan Numan'da, iyice güneyde yani. İdlib'in de güneyinde bir yeni bir gözetleme noktası kuruluyor. Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşma gereği. Şimdi bütün bu konvoy geçişleri falan vesaire çok iyi biliniyor ki HTŞ kısa adıyla El-Nusra, yani El-Nusra'nın oluruyla bir yerde ve onun eskortuyla oluyor. Yani hep böyle oldu. Kuzeyde, Ekim'de Türk Silahlı Kuvvetleri 3 gözetleme istasyonu oluşturduklarında Afrin'e yönelik, orada YPG'ye yönelik bunu yaptıklarında yine sorunsuzca bu HTŞ bu bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne devretti ve çekildi ve önce girişte de, o konvoyun girişinde de eskort sağladı falan. Bütün bunlar bilinen şeyler. Şimdi bu stratejik olmayan ortaklıklarda ne karşılığı ne ile kurulur ilişki? Yani sen bana ne vereceksin, ben sana ne vereceğim? Burada işte anlaşma konuları çetrefil konular. Örtüşen çıkarlar var, çatışan çıkarlar var. İlginç konular bunlar. Mesela İsrail burada nerede duruyor? İşte İsrail'in, Türkiye'nin şu an yaptığı, mesela Afrin cephesinde İsrail'in Türkiye ile çıkarları çatışırken İdlib cephesinde örtüşüyor. Amerika için de böyle şeyler geçerli bulunuyor.